Deprem bölgesindeki gelişmeler kabinenin de gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilgileri paylaştı. Mart ayı başında afetzedeler için yeni ev inşası başlanacağını açıkladı ve muhalefet cephesinden gelen açıklamaları da tepki gösterdi. Deprem bölgesinde yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı da oradan çıkartana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kaybedecek dakikamız yok dediği hasar tespiti sonrası yeni evlerin inşasına başlanacağını söyledi. Yıkılan binaların %98'inin 1999 öncesinde yapıldığını söyledi. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur. 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. AFAD'daki kabine toplantısı 4,5 saat sürdü. Ardından kamera karşısındaydı Cumhurbaşkanı, muhalefetin eleştirilerine sert çıktı. Sırf siyasi çıkar elde etmek için sağa sola saldıranları görmekten üzüntü duyuyorum. Bozguncuların yalanlarına itibar etmeden var gücümüzle çalışıyoruz dedi Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun SPK ziyaretine sözü getirdi. İnsanlar can derdindeyken SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, insanları devletlerine karşı tahrik ederek canla başla yürütülen faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nu da topladı. Peki seçimlerin ertelenmesi gündemde mi? Değerlendirme sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz.